Merhaba arkadaşlar. Doğal sayılar ve tam sayıların 5. testine devam ediyorum. Birinci sorumuzda bize x değerini ve y değerini vermiş. Buna göre birden 100'e kadar olan sayıların x ve y türünden değerini istemiş. Şimdi incelediğimiz zaman burada 1'den 35'e kadar, buradan da 32'den 100'e kadar var. Bizden 1'den 100'e kadar istemiş. Şimdi şöyle yapmış olsak, biz 1'den 100'e kadar olanları yazdığımızda burada fazladan nedir? 35'e kadar geldiğine göre 32 burada da var, 33 var, 34 var ve 35 var. O zaman fazladan aslında bunlar var. Yani bunları iki defa toplamamız gerekiyor. O zaman bunlara artı diyerek buradaki ifadeler yapabilirim. Yani 32, 33, 34 ve 35'in toplamından da 134 gelecek. 134 yazdım. Bunların dördünün yerine eşittir nedir? Karşı tarafta da aynı şekilde x artı y. Sonuçta biz bu tarafını tamamını topladık. Burada yine aynı şekilde x artı y'yi topladık. Buna bağlı olarak şimdi bizden istediği kısım burası. Biz bunun tamamını a desek, bizim a'yı istiyor zaten. 134'ü karşı tarafa aldım. A eşittir ne çıkar? Buradan x artı y eksi 134 değeri gelir. İkinci sorumuzda bölme işleminde her nokta bir rakamı göstermektedir demiş. Buna göre bölünen sayı. Şimdi biz bölme işlemi yaptığımızda nedir? 2 ile buradaki sayıyı, x sayısını mesela çarptığımızda buraya yazarız. Daha sonra buradaki çıkarma işlemini yaparız. Buradaki elemanı, bu rakamı buraya indiririz. Sonra tekrar 5 ile x'i çarptığımızda da 230 bulmuş. Onu da buraya yazar. O zaman buradaki ifadeye x dediğimiz zaman, x ile 5'i çarptığımız zaman 230'u buluyorsak, o zaman nedir? 230 sayısını 5'e bölerek buradaki x sayısını bulabiliriz. O da nedir? Böldüğümüzde direkt x değeri buradan 46 gelecektir. O halde x değerimiz 46 ise bize bölüneni sormuş. Bölünen nedir? Bölünen için de şöyle y diyelim. Y eşittir x çarpı 25 artı kalandır. Yani 46 çarpı 25 artı 2'den de, pardon, 46 çarpı 25 artı 2'den de cevabımız buradan ne çıkacaktır? 1152 değeri gelir. Üçüncü soruda bölme işleminde a ve x birer doğal sayı olmak üzere demiş. A'nın alabileceği en çok değer nedir? Şimdi bölme işleminde kuralımız ne? A eşittir 43 çarpı x artı x kare. Burada hatta x parantezine de alabilirim. X parantezinde 43 artı x gelecek. Bizim bir de kalan ve bölenle ilgili bir kuralımız vardı. X kare, yani kalan her zaman bölenden mutlaka küçük olmalı. Şimdi a'nın en çok değer alabilmesi demek, o zaman x'e de verebileceğim en büyük değeri vereceğim ki a da büyüsün. Burada x'e 7 vermiş olsak 49 olurdu, olmaz. X'e 6 değer verirsek 43'ten küçük kalacak 6'nın karesinden dolayı. O halde yerine yazıyorum, x yerine 6 yazdım. 6 yazdığımızda da burada 49 geldi. Çarptığımızda da buradan nedir? 294 değeri gelir. Dördüncü soruda bölme işleminde bir x tam sayısı olduğuna göremiş, a'nın en çok kaç olabilir demiş. Şimdi burada yine bölünebilme kuralını kullanalım. Bölme kuralını, a eşittir bölenle bölümü çarptık. 2x artı 20 artı 4x eksi 1. Düzenlediğimiz zaman a eşittir 6x artı 19 değeri gelir. Aynı zamanda neyi biliyorduk? Kalan ifade, yani 4x eksi 1 bölenden mutlaka küçük olmalıydı. 3x küçüktür 11 olduğuna göre, buradan x'e 4 veremeyeceğimize göre nedir? En fazla, a'nın en fazla olması için x'e yine en büyük değeri veriyorum. O da 3 olacak. X'e 3 verdiğimiz zaman burası 18 artı 19'dan, burası nedir? 37 değerini alır. Beşinci sorumuzda a, b, c ve x pozitif tam sayılar olmak üzere bölme işlemi verilmiş. A'nın en küçük değeri için. Şimdi öncelikle A'nın alabilecek en küçük değerini bulalım. Yine bölme kuralını kullanalım. A eşittir 15x artı 9. Aynı zamanda ne olmalı? 9x'ten küçük olmalı. Şimdi A'nın en küçük değeri demek, x'in de en küçük değeri demek. Pozitif tam sayı. O zaman x'e en küçük 10 verebiliriz. X'e 10 yazdığımız zaman A eşittir nedir? 15 çarpı 10'dan 159 değeri gelecektir. Şimdi buradaki A'ya artık 159 olduğunu biliyoruz. Buna göre işlemimize devam edelim. 159 eşittir b çarpı x eksi 1 artı c ifadesi. Şimdi zaten x'in 10 olduğunu biliyorduk aslında. Buraya da yazdığımız zaman o zaman 159 eşittir 9b artı c ifadesi gelecektir. Şimdi buradaki ifade 159 sayısı burada 9b olduğuna göre 159'u 9'a bölelim. Buradan nedir? 69, 9 kere de 63, 6 kalacaktır. O zaman buradaki b değeri 17 olur. C değeri de 6 olur. Bize bunların toplamı soruna göre cevabımız 23 olacaktır. 6. soruda A, B, C pozitif tam sayılardır demiş. Buna göre bölme işlemine göre x kaçtır? Burada büyük ihtimalle C'yi yanlış almışlar. X yazacaklarmış. Devam edelim. Burada bölme işlemi kuralını kullanıyorum. A eşittir 7B artı 4 var elimde. Bu kısımda da A artı B eşittir B çarpı x artı 4 var. Şimdi elimde şu an A, B, x olacak şekilde 3 farklı değerimiz var.
Bunun için şöyle yapalım. A'yı biz B cinsinden yazabiliyorsak, A 7B artı 4 ise, burada o zaman A gördüğüm yere 7B artı 4 yazıyorum. Buradaki artı B'yi yazdık. B çarpı x artı 4. Buradaki 4'lerimiz gider zaten. Geriye 7B artı B'den 8B eşittir. B çarpı x. Burada da bir çarpma var zaten. Direkt karşılık olarak B'ler sadeleşir. Buradan da x değerinin direkt 8 olduğunu buluruz. 7. sorumuzda bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 4 azaltılır demiş. Şimdi bir çarpma işlemi yapalım. AB olsun o çarpma işlemi. Çarpanlardan biri 4 azaldığında, yani A yerine AX 4 oldu. Yeni bir çarpma işlemi. Diğeri de 4 artırılırsa demiş. Yani B ise o da 4 artırılmış ve çarpımın değeri 12 artmış. Bu çarpımın değerinden bu çarpımın değeri 12 fazlaymış. O zaman bunu şöyle yapalım. A eksi 4 çarpı B artı 4 çarpımından eksi A çarpı B'yi çıkarttığımız zaman 12 fazla olduğuna göre kalanımız buradan 12 olacaktır farkımız. Buna göre çarpma işlemini yapalım. Burada her birini çarpıyorum birbiriyle. AB gelecek. Artı 4A eksi 4B eksi 16 geldi. Hepsini tek tek çarptık. Eksi AB var. Eşittir 12. Direkt AB'ler zaten gider. Bunun dışında elimizde 4A ve eksi 4B var. 4 parantezine yazdığımız zaman burası A eksi B kalacak. Eksi 16'yı da karşı tarafa aldığımızda 28. 4 ile de sadeleştirdik. A eksi B değerimiz 7 gelecek. Çarpanların farkı kaç olabilir demiş. Zaten çarpanlarımız A ve B'di. Farkını da 7 olarak bulduk. 8. sorumuzda sayılar için A eksi B farkı nedir? Şimdi buradaki sayılarımız çok büyük olduğu için birbirleriyle çarpmak pek mantıklı olmaz. O yüzden bunlara şöyle yapalım. Mesela 49 ile 51 birbirine daha yakın. Bunlardan birine küçük olana x desem, 3956 ile de 58 birbirine daha yakın. Bunu da aynı şekilde bu sefer buna y diyelim. Bunlara benzetelim. Mesela o zaman nedir? 2 fazla olduğu için artık ben buna x artı 2 diyebilirim. Buna da y artı 2 diyebilirim. Bunun 2 fazlası olduğu için. O zaman a dediğimiz ifade nedir? X artı 2 ile y'yi çarptık. B dediğimiz ifade de x ile y artı 2'yi çarptık. Bizden a eksi b'yi istemiş. Bu çarpma işlemlerini yapalım. X y artı 2y. X y artı 2x. A'dan b'yi çıkartmamızı istemiş. X y artı 2y. Eksi x y artı 2x ifadesini soruyor. Buradaki eksiyi de dağıtalım. Eksi 2x. X y'ler zaten gider. 2y eksi 2x kalacaktır. O zaman nedir? 2 çarpı y eksi x'i istiyor aslında bizden. Y eksi x. Y dediğimiz ifade 3956 idi. X dediğimiz ifade de 3949'du. Ve aradaki fark nedir? 7'dir. Y eksi x'imizden 7 olduğunu bulduk. Buradan da cevabımız 14 gelir. 9. soruda birbirinden farklı 3 basamaklı 2 pozitif tam sayının toplamı a'dır demiş. Buna göre a kaç farklı değer alabilir? Şimdi birbirinden farklı olacak 2 tane pozitif tam sayı ve 3 basamaklı. A değeri için hesaplayalım. A değerini alabileceği minimum ve maksimum değerleri bulalım. Şimdi sayılarda 3 basamaklı olduğuna göre en küçük sayılardan biri 100 olabilir. Diğeri de birbirlerinden farklı oldukları için diğeri de 101 olabilir. O yüzden A değerini alabileceği minimum değer 201 olur. En fazlaya bakalım. Bu iki sayıdan biri en fazla 999 olabilir. Diğeri de 999 olabilir. Diğeri de 998 olabilir. Burayı topladığımız zaman da nedir? 1997 cevabı en fazla alabilir A sayısı. O zaman 201'den 1997'ye kadar bütün değerleri alabilir. A'nın alabileceği kaç değer var dediğine göre son terimden ilk terimi çıkartacağım. Ve 1 ekleyeceğiz. Buradan da cevabımız nedir? 1797 değeri gelir. 10. soruda bir sokaktaki evleri sırayla numaralandırmak için 18 tane 5 rakamı kullanılmıştır. Ev sayısı en fazla kaç olabilir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikle birden başladığım zaman 5, 5'i 5'te kullandık. 15'te kullanırız. Burada 25'te kullanırız. 35'te kullanırız. 45'te kullanırız. Ve 45, 49'a kadar gelir. Ve sonra 50 ile başlayınca 50, 51'de burada nedir? Daha fazla 5 kullanacak. Bunları ayrı hesaplayalım. Öncelikle birden 49'a kadar olan 5'lerimiz nedir? Burada işaretlediklerimiz. Yani toplamda kaç tane var? 5 tane değerimiz var. Devam ettiğimizde burada 50'den 59'a kadar, hatta burada da 55'te düşünelim. 50'den 59'a kadar. Şimdi normalde şuradaki 5'i düşünmeden onlar basamağındaki 5'lerde 50'den 59'a kadar kaç tane? Burada 9, 10 tane değerimiz var. Burada bir tane daha 5 kullanılıyor. O zaman bu nedir? 11 tane de 5 burada kullanılmış. Toplamda 16 tane 5 oldu. 59'dan sonra devam ettiğimiz zaman sırada 65 gelir ve 75 gelir. Şu an 18 tane 5 rakamı kullanılmış oldu. 2 tane daha kullandığımız için. En fazla dediğine göre sonuçta 85'i almadan
85 alırsak 19 tane olur. 85 almadan 84'e kadar evler olmuş olsa, buraya kadar sonuçta 75'ten sonra hiçbir 5 gelmediği için ekstra 5 sayımız artmayacak. O yüzden ev sayısı en fazla 84 olabilir diyebiliriz. 11. sorumuzda verilen sıralamaya göre kaçıncı sıranın elemanları toplamı 340 olur demiş. Şimdi elemanlar toplamı, şöyle sorularımız vardı bizim. En fazla en az ya da en küçüğün en fazla olabilmesi gibi bir sorularımız vardı. Bunlar da hep ne yapıyorduk? Birbirlerine yakın olabilmesi gerekiyordu. O yüzden burada da aynı şekilde bunların her birinin aralarında birer fark olduğu için birbirine en yakın 5 tane rakam seçeceğim. Değer seçeceğim daha doğrusu, sayı seçeceğim. O zaman şöyle yapalım. 340 ifadesini toplam 340 olduğuna göre 5'e böldüğümüzde ki ortanca terimi bulalım biz. Burada 5'e böldüğümüzde 340'ı nedir? 6 kere geldi. 8 defa. Ortanca terimimiz 68. Şimdi her birini 68 68 diye düşünelim. Hepsi 68 olduğumuzda nedir? Burada 340 değerini tamamı toplayacak. Ama bize birer fark olan değerler lazım olduğu için şöyle yapalım. Ortadaki 68 kalsın. Buradan bir azaltalım. 69 pardon. Bir azalttık, 67 gelsin. Bu azalttığımızı buradakine verdiğimiz zaman bu 69 oldu. Bunun 2 azalttık 66. Azalttığımızı buraya verdik 70. Şu an 66'dan 70'e kadar birer artarak sayılarında toplamı 340'ı verecektir. Buna göre kaçıncı sıra olduğunu sormuş bize. Şimdi burada başladığımız zaman nedir? 1'den başlaması lazım. 1'den başlayacak ve şuradaki başlayan sayımız 66. Burada kaç tane vardır diye sormuş bize. O zaman 1'den 66'ya kadar kaç değer vardır diye saydığımızda ve aradakilerin de bu arada 5'er fark olduğunda bilelim. Son terimimiz 66, ilk terimimiz 1 bölü aradaki artış miktarı 5 artı 1. Buradan nedir? 65 bölü 5'ten 13 artı 1'den 14 değeri gelir. İkinci sorumuzda birinci terime 3 alan aşağıdaki sayı dizisinin diğer terimlere verilen kurala göre belirlenmektedir. Buna göre 30. terim nedir demiş. Şimdi 2 artmış, 5 artmış, 2 artmış, 5 artmış. Hatta şöyle baktığımız zaman mesela 3'ten 10'a giderken 7 artmış, 5'ten 12'ye giderken 7 artmış şeklinde devam etmiş. Bizden 30. terim diyor. Şimdi 1. terim, 2. terim, 3, 4. Bizden istediği terim çift sayı olduğu için demek ki burada 2. terim, 4. terim, 6. terim bu şekilde olanlardan biri. Bunları sıraladığımızda 5, 12, 19 şeklinde devam edecek. Hatta yine 7 fazlası 26 şeklinde devam edecek. Bunların arasında bize 30. terim dediği sonuçta ikinciye denk geldiyse mesela bu sefer de ne olacak? Bunların arasından o zaman 15.ye denk gelecektir. Şöyle yapabiliriz o zaman. Bizim buradaki 15. terimi bulabilmek için bir örüntü oluşturabiliriz. Mesela 5'ten 12'ye gitmiş hep 7 fazlası 7 fazlası şeklinde gidiyor. Bunu aslında şöyle de yapabiliriz. Mesela sondaki terime x dersek eğer son terimiz x, ilk terimiz 5, aradaki fark 7. Artı 1 dediği zaman bize neyi? 15. terim verecek. Yani 15 tane terim olduğunu söyleyecek burada. Buraya baktığımız zaman karşı tarafa attık. X eksi 5 bölü 7 eşittir 14. Buranın x eşittir 14 çarpı 7'den nedir burada? 28 yani 91 gelecek. Pardon 98 gelecek. 5 daha ekleyeceğiz. O zaman nedir cevabımız? 103 olur.